yapıyorsun Çilek? Resim. Ödev. Öğretmen sevdiklerinizin resmini çizin dedi. Ben de hepimize çiziyorum işte. Bunlar kim? Ben, Betüş, Eda teyzem. Ne yapıyorsunuz? Sihir. Sihir mi? Evet, bu resimde biz Peri'yi size sihir yapmayı öğretiyoruz. Ay Çilek, aynı Avni amca gibi konuştun. Okuldaki davranışlarımı babama anlatmak zorunda mıydın Ceren? Bak şimdi babam da teyzemleri anlatıyor. Oh, oh, canıma değsin. Bence fazla üzerine gitme abi. Çocuklar bu yaşta hassas oluyorlar. Her şeyine karışırsan ters teper, inadına böyle davranmaya devam eder. Yapma Allah aşkına Tarık. Bir şeyine karışan mı var? Kız arkadaşını bu eve getirir. Hafta sonları çıkar dolaşır gezer. Ya ondan sonra ne isterse elimizden geleni yapmaya çalışırız. Daha ne? Hayır efendim. O yapması gerekenleri yapacak. Tamam hayatım, sakin ol. İleride çocuklarınız olunca bizi daha iyi anlayacaksınız. Yani birinin derdi bitiyor, öbürününki başlıyor. Sizden ne haber? Ne iyi ettiniz ya? Ne zamandır oturup beraber yemek yememiştik? Ya iyi oldu gerçekten. Biz hem böyle beraber olalım diye hem de sizden bir şey istemek için geldik. Evet. Biliyorsunuz Betüş Hanım, ikisi de bir işleri düşmezse size gelmezler. Öyle mi? Nedir? Çekinmeyin canım, çekinmeyin, söyleyin ha. Şey abi, yenge, biz... Borç mu lazım? Bakın sıkılmadan söyleyin. Siz benim kardeşimsiniz ya. Yapmayın lütfen. Ne kadar lazımsa bulup buluşturup hemen verelim. Yok abi, öyle bir şey değil. Bu iyi bir şey. Nasıl iyi bir şey? Biz Tarık'la evliliğimiz için çok iyi olacak bir şeye karar verdik. Yoksa bebek mi? Yok, o da olacak ama daha zamanı var. Ama lafı dolandırmayın, hemen söyleyin, çekinmeden söyleyin, nedir? Biz yani Eda ile ben Dudu'nun yanından taşınıp kendi elimize çıkmaya karar verdik. Ne? Ya bu konuyu anneme açmak için sizden yardım istemeye de karar verdik aynı zamanda. Ne düşünüyorsun? Hiç ne bileyim. Kulaklarım çınladı gibi geldi. Ben burada olduğuma göre kesinlikle kızların seni anıyordur. Hiç sanmam. O ne o? Vallahi çok alındım Umur. Bak şu anda hep birlikte yemekteler. Biri de arayıp anne sen de gel demedi. Aman ne var bunda, kırılacak alınacak. Kızlarından biri zaten seninle yaşıyor. Ötekini de her gün görüyorsun. Bir günde evinde şöyle rahat rahat otur, kafanı dinle, sevin. Kızlarımla beraber olmadıktan sonra ben rahat edemem ki. Ya ikisi de senden ayrı yaşasalardı, senden uzakta olsalardı. Ne yapacaktın o zaman? Alışacaktın. Kızlarım benden uzak asla ve asla yaşayamazlar. Betüş, enişte niye öyle bakıyorsunuz? Hala da bir şey söylemediniz. Yani çocuklar, ben ne diyeceğimi şaşırdım. Bakın, bu durumu kayınvalidem duyarsa çok ama çok bozulur. Bir kere kesin karşı çıkar. Abi, siz de bize yardım ederseniz ikna edebiliriz. Yok, bu imkansız. Ya bir kere denesek ne olur? Hem belki kabul eder. Lütfen, ne olur yardım edin. Eda, böyle bir şeye karışırsak annemin bize neler yapacağını da düşünüyor musun? Ya lütfen bu konuyu yalnız konuşabilir miyiz? Evet, izninizle. Abi biz de seninle konuşsak iyi olur. Artık anneme tahammül edemiyorum Betüş. Her gün, her saniye tepemizde. Tarık'ın burasına kadar geldi. Çocuğun dayanacak gücü kalmadı artık. Eda'cığım, ben size hak vermiyor değilim ki. Ama annemi biliyorsun işte, o diğer anneler gibi değil. İsterse her şeyi mahvedebilir, bin bir tane sihir yapar. Ya bunları ben de biliyorum Betüş. Ama Tarık'ı çok seviyorum. Ayrıca bir şey yapmazsak artık benim evliliğim tehlikeye giriyor. Eda, annem böyle bir şeye hayatta razı olmaz. Diyorum ki hani belki senle eniştem konuşsanız belki o zaman ikna olur ha? Ya da böyle bir şeye bulaştığımız için eniştenle benim evliliğimi bozmak için elinden geleni yapar. Ay, ya gerçi sizin de başınızı derde sokmak istemiyorum ama biliyor musun? Bu sokakta çok şirin bir ev bulduk. Ya sizden tek istediğimiz annemle konuşup Tarık Bey'e de artık senin şatonda yaşamayacak demeniz. Hepsi bu. Ne? Allah Allah. Yani bir de bu konuyu kayınvalideme açmadan ev mi buldunuz? Evet abi. Ya ama daha tutmadık. Sizin sokağın başında. Pencereden baksan göreceksin. Kutu gibi şirin bir ev. Bak Tarık, iyi söylüyorsun, hoş söylüyorsun da kayınvalidemi tanıyorsun. Evlenmeden önce size ne şart koşmuş da?
Onunla birlikte oturacaktınız. Bugüne kadar oturduğumuz yeter. Ya bari beni sen anla abi. Her gün eve gittiğimde kapıyı Dudu'nun açmasından, o evde sadece bir yatak odamız olmasından, her gün kayınvalidemin beni aşağılayan tavırlarıyla uyanmaktan bıktım ben. Tabii ki seni anlıyorum. Tabii ki Dudu Hanım'la beraber yaşamanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama bence ona bu konuyu açmak için daha çok erken. Çünkü buna hazır olduğunu hiç sanmıyorum. Kesinlikle karşı çıkacaktır. Yani sonra bir sürü küslük, kavga, dargınlık olacak Tarık. Benim umurumda değil abi. Bize bu konuda yardım etmezseniz Eda ile evliliğim bozulacak. Betüş, bize yardım etmeyecek misin? Lütfen. Tamam Eda, ama son defa. Sağ ol Betüş, sağ ol Betüş. Tarık, Betüş yardım etmeyi kabul etti. Abi sen bize yardım etmeyecek misin? Edeceğim, tamam. Edeceğim, sen çünkü benim biricik kardeşimsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hem de rüyalar beyaz.